çok rica ediyorum. Kızımı görmem lazım. Ben onun annesiyim. Ne olur anons edin. Üzgünüm efendim. Ne yazık ki uçak kalkmak üzere. Kapılar kapanmıştır. Lütfen. Sana bir daha buraya gelme demedim mi ben ha? Kimsin? Hangi hakla kapıma dayanıyorsun? Hacer benim yakınım olur. Kendisi size anlatmadı mı yoksa? Sen benim yakınım falan değilsin. Defol git buradan. Paramı almadan bir yere gitmem. Sana paranı verdik ya. Daha ne istiyorsun? Hepsini değil ama. Senin hesabın öyle kolay kapanmaz kızım. Sana verecek 5 kuruşum yok artık benim. Yeter be. Sabrımı taşırma. Sende yoksa teyzede vardır mutlaka. Senin gibi çapulcuya para kaptıracak göz var mı bende? Hadi yürü, hadi, yallah, yallah. Şükran, ben... Yani aslında... Şükran abla! Ne var, ne oldu? Saadet teyze sizin evin önünde bir adamla kavga ediyor. Ne? Kavga mı ediyor? Saadet teyze, sakin olun lütfen. Ne sakin olacağım ben? Bunlar hep senin yüzünden olmadı mı zaten? Defol git hadi. Hadi defol. Sen utanmaz terbiyesiz adam. Hanım teyze, konuşmalarına dikkat et. Bana bak, sen kim oluyorsun da bana konuşmayı öğretiyorsun ha? Çekil be. Anne. Anne. Ulan, annen yaşında bir kadına vurmayı utanmıyor musun ha? Gel lan buraya. Hadi. Gel ha. Bu iş daha burada bitmedi. Anladın mı? Bitmedi. Necati iyi misin? Alo, merhaba, ben Selim Gülsoy. Feyza Hanım'ı karşıladınız mı? Tamam, anladım. Feyza Hanım Londra'ya varınca beni haberdar eder misiniz? Teşekkür ederim. Ay, bu yaşımda bu da mı gelecekti başıma? Sağ ol. Kalk Hasan, kalk da gör başımıza gelenleri. Beliniz nasıl? Bir gösterseydik. Yaptın ettin, şimdi de sözüm ona yardım edeceksin, öyle mi? İstemez kızım, istemez.
Senden gelecek hayır Allah'tan gelsin. Bak bu çocuk var ya bu çocuk. Kavga gürültü nedir bilmez. Ahlaklı pırıl pırıl bir gençtir. Onu bile bulaştırdın ya bu işe. Bravo sana. Ben çok üzgünüm. Ay. Kimdi bu adam? Ne istiyordu sizden? Vallahi oğlum, Şükran'ı da beni de iyi bilirsin. Böyle insanlarla işimiz olmaz bizim. Artık Hacer'le ne alıp veremediği varsa bize sardı. Ağrım biraz hafifledi mi anneciğim? Of kızım of. Geçer elbet geçer de. Konu komşuya rezil oldu kızım. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Hikmet amca merak etmiştir. Müsaade senin oğlum. Sağ olasın. Ah, sayende defolup gitti eşkıya. Tekrar rahatsız edecek olursa mutlaka haber verin. Allah razı olsun Necati. Ben seni geçireyim. Aa, Şükran. Bilal de bir çağrı ver kızım. Ondan bir iş rica edeceğim. Bugün çağırmasak anne. Üzgündür o şimdi. Neden? Feyza İngiltere'ye gitti. Aa, nasıl yani? Temelli mi? Bilmem. Ne zaman döneceği belli değil. Aa. Hadi, Allah'a emanet olun. Heh, sağ ol yavrum. Tekrar sağ ol Necati. Rica ederim. Şey, peki okulu ne yapmış Feyza? Bırakmış mı? Ben de bilmiyorum. Ayaküstü konuştuk. Hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Ha, bu arada seninle de konuşamadık. Bir şey diyecektin ama. Yok, önemli değil. Başka zaman konuşuruz. Güle güle. Görüşürüz. Bilal, oğlum, Feyza gitti mi? Abim bu duruma nasıl dayanacak? Ne bileyim kızım, ne desem boş. Kim bilir, belki de böylesi hepimiz için daha hayırlıdır. Alo. Buyurun Selim Bey. Hala bir haber yok mu? İnmedi mi uçak daha? Efendim uçak az önce indi ama Feyza Hanım inmedi. Ne? İyice baktınız mı? Belki de siz görmediniz, kaçırdınız. Efendim araştırdık, uçağa binmemiş. Binmemiş mi? Thank you.
Merhaba Necmettin Bey. Bir problem yok değil mi? Yok. Şu ihale meselesiyle ilgileniyordum. Umarım kazanacağız. Umarım. Size iyi çalışmalar. Hı hı. Feyza sizi aradı mı? Hayır, henüz konuşmadık. Ama arar mutlaka. Beni merakta bırakmaz. Varmamıştır daha. Neyse, tekrar size iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Ben sizi yalnız bırakayım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Feyza'yı yurt dışına göndermekle benden uzak tutabileceğini mi zannediyorsun? Aklınca bizi bir daha görüştürmeyeceksin, öyle mi? Kızımı 20 yıl göstermedin bana. Yetmedi mi ha? Yetmedi mi? Gitmeyi kendi istedin. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Bir dakika, bir dakika. Gittiğini sana kim söyledi? Kim söyledi? Ayşe Sultan değil mi? Beni sakın hafife alma. Köprülerin altından çok sular geçti. Ne sen o eski Necmettin'sin, ne de ben o çaresiz ve güçsüz karım. Attığın her adımı biliyorum. Sakın kızımı benden ayırmaya kalkma. Bunun bedelini fena ödersin. Evet, Feyza Şahmaran. Emin misiniz? Peki, teşekkür ederim. Merhaba Selim Bey. Feyza, Londra'ya gitmemiş. Gitmemiş mi? Uçağa bindiğine dair bir kayıt yok. Havaalanı emniyetini de aradım. Hiçbir bilgiye ulaşmamış. Telefonu da hala kapalı. Ne yapıyor bu kız? Uçağa binmediğine göre burada olmalı. Ama nerede? Bir bilsem. Necmettin'e söylediniz mi? Henüz değil. Belki de geç olmadan haber verseniz iyi olur. Biraz bekleyelim. Belki ortaya çıkar. Olmadı benim bulmam daha doğru olur. Feyza'yı mı düşünüyorsun yoksa? Düşünmemek elde mi abi? Haklısın. Şimdiden özledim ben de. Feyza'yı göndermekle iyi mi ettik acaba? Doğru karar verebilecek durumda değildi. En zor zamanında. Merak etme. Onun için daha iyi olacak. Göreceksin. Umarım dediğin gibi olur. Gittiğinden beri de aramıyor. Sen arasaydın? Aradım. Cevap vermiyor. Ayşe nerede bu arada? Hiç ortalıkta görünmüyor. Odasındadır herhalde. Ne yapsın? Feyza'nın gidişine çok üzüldü tabii. Kızı gibiydi. Kolay değil. O da abartmasın artık. Nihayetinde annesi falan değil ya.
Biz birbirimiz için öldük Feyza. Birbirimiz için yaşayamaz mıyız? Seni seviyorum Feyza. Çok seviyorum hem de. Benimle evlenir misin? Merak ettim. Bir ara uygun olduğunda beni ararsan konuşmak isterim. Hoşça kal. Cevap vermiyor. Hala cevap vermiyor. Teyzayı mı arıyorsunuz? Hı hı. Şirketi arayacağım. Belki onlar bir şey biliyordur. Sen dur, ben ararım. Allah'ım yarabbim. Teyza hiç böyle yapmazdı. Ya canım, belli ki rahatsız edilmek istemiyor. Saçmalama Emel. Gittiğinden beni bize aramadı. Telefonunda cevap vermiyor. Feyza'yı karşılayacak arkadaşları aradınız mı acaba? Necmettin Bey, ben de yeni öğrendim. Maalesef Feyza Londra'ya gitmemiş. Gitmemiş mi? Aa. Ama nasıl olur? Havayolu şirketini kontrol ettim. Uçağa binmemiş. Peki, teşekkür ederim Selim Bey. Uçağa binmemiş. Kanonikal yapılar enerji bakımından çok az farklıdırlar. Eğer yük ayrımı gerekirse enerji artar ve molekül bu yükten kurtulmaya çalışır. Hocam, kanonikal yapılarda atomlar mı, elektronlar mı yerleştirilir? Arkadaşlar, size dağıtacağım ders notlarında bu soruların cevabını bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bilal! Bilal, Feyza'nın çeper aldın mı? Hayır. Ya, ben de öyle. Hatta ailesi de. Feyza sadece seninle değil, hepimizle ilişkisini kesti. Yani gittiğinden beri kimseyi aramamış mı? Ayşe Sultan'la falan da mı konuşmamış? Hayır, konuşmamış. Hepimiz meraktan ölüyoruz. İnşallah başına bir şey gelmemiştir diye dua ediyoruz. Başından beri ben söyledim zaten. Birbirinize uymazsınız dedim ama dinlemediniz. Biz evleniyoruz dedin, istemeye gittik. Yüzük taktınız, tamam dedim. Sonra çıkardın attın, ona da tamam dedim.
Ama Feyza'nın son yaptığı yenilir yutulur şey değil oğlum. Öyle sarhoş halde kapımıza dayanıp bizi konu komşuya rezil etti ya, artık orada her şey bitti. Herkes hata yapar anne. Bu kaçıncı be yavrum? Hani bize uyacaktı? Ben size uyarım. Nasıl isterseniz öyle olurum dememiş miydi? Hani nerede? Bir de o kılıkta gelmedi mi kapımıza? Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı evladım, çok. Sonra o patronu mudur nedir? Gece yarısı o getirmiş buraya. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Herkes onu konuşuyor. Bize yakışmıyor oğlum. Anne yeter! Feyza öyle davrandıysa bunda benim de payım var demektir. Bazı şeyleri yeterince anlatamamışım. Belki onu yeterince dinlememişim, sormamışım demektir. Hala kendini suçluyorsun. Sırf onu haklı çıkarmak için. Anne, o hiç değilse bir şeyler yaptı, çaba gösterdi. Yanlış da olsa kapımıza geldi, bağırdı, çağırdı, sevgisini aykırdı. Peki ya ben? Ben ne yaptım? Kal bile diyemedim. Belki de hayırlısı budur. Bunu hiç düşündün mü? Kolay değil biliyorum. O yüzden de unut demeyeceğim sana. Ama alışmaya çalış. Gayret göster. İnsan ölüm acısına bile alışıyor. Bu ayrılık ne ki? Alışamam. İstemiyorum anne. Bilal, bu işin olur yok. Olur da bu kız dönecek olursa, sen istesen de bunca olaydan sonra artık benim onayım yok. Bunu böyle bil. Ayşe teyze, ben de sizi arayacaktım şimdi. Feyza'dan haber var mı? Ah yavrum, ben de onun için aradım seni. Feyza uçağa binmemiş. Kızım kayıp. Ne? Kayıp mı? Ne yapacağımı bilemedim yavrum. Telefon da hala kapalı. Yüreğim sıkışıyor vallahi. Nerede olabilir ki? Seni arayıp bir şey söyledi mi? Belki sen biliyorsundur dedim. Yok Ayşe teyze. Bilal. Yavrum, bir şeyler yapalım. Ne olur. Son günlerde kafası çok karışıktı. Kendine bir şey yapmasından korkuyorum. Bilal yavrum, ne olur. Ne olur bulalım onu. Tamam, tamam Ayşe teyze, dua et sen. Bulacağız mutlaka. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Feyza gitmemiş galiba. Gitmemiş mi? Ne oldu Ayşe? Zeynep Hanım, Feyza gitmemiş. Ama eve de dönmedi. Hiç haber alamıyoruz. Emin misin gitmediğinden? Uçağa binmemiş. Necmettin Bey söyledi. Neredeymiş peki? Bilmiyoruz ki. Tamam Ayşe, sağ ol. Gidelim. Benimle evlenir misin?
bekledim. Hep bu anı bekledim. Feyza'dan bir haber var mı? Aradı mı seni? Aramadı hala. Meraktan delireceğim Bilal. Ya o uçağı hiç binmemiş. İstanbul'da gidebileceği bir yer var mı biliyor musun? Aklına bir yer geliyor mu? Ülker bak, her yerde Feyza'yı arıyorum. Bir şey biliyorsan eğer sakın benden saklama. Yemin ederim aramadı beni. Polise falan mı gitsek acaba? Yok hayır, ben bir şeyler düşüneceğim. Ne yapıyorsun bu odada bakayım? Şükran'ın özel eşyaları değil mi onlar? Ne diye karıştırıyorsun? Ben toz almak için odaya girmiştim. Yanlışlıkla kutuyu devirdim. Hemen toplarım şimdi. Nedir o elindeki, ver bakayım. Hiç, hiçbir şey. Gerek yok Saadet teyze. Ben de yerine kaldıracaktım. Ver bakayım şunu, ver. Alışveriş listesi yapmış Şükran. O yüzden mi okurken gülüyordum? Ver dedim sana. Şükran, bu mektup sözlere dökmeye cesaret edemediğim, bunca zaman içimde biriktirdiğim bütün kelimelerin firarıdır. Ellerim titreyerek kelimelerimi ve kalbimi kapının önüne bırakıp gidiyorum şimdi. Kim? Kim yazdı bunu Şükran'a? Kim? Neden bana göstermedin bu mektubu? Önemli bir şey değil de ondan. Biri dalga geçmiş belli ki. Hmm. Bana hiç öyle gelmedi kızım. Aman anne. Birisi oyun oynamış işte. Peki kim? Ne bileyim. Emredir dedim ama haberi bile yok. Sen kesin biliyorsundur bir şeyler. Ben aslında Bilal olduğunu düşünüyorum. Hacer. Ne? Saçmalama lütfen. Daha evvel konuştuk seninle bunu. Bilal yapmaz öyle şey. Yok canım. Bilal neden yapsın ki zaten? Ay, ay ne yapıyorsunuz siz? Ay, hem musluğu patlattılar hem de gülüyorlar bak şunlara. Gören de şunların boylarına bakıp adam sanır. Artık bu konuyu kapatabilir miyiz? Ben gerçekten sıkılmaya başladım. Ve sen Hacer, lütfen bu konuyu bir daha Bilal'in adını karıştırma, olur mu? Merak ettik seni. Ara bizi lütfen.
Feyza. Ben sadece merak ettim. Bir ara uygun olduğunda beni ararsan konuşmak isterim. Hoşçakal. Feyza, seni merak ediyorum. Lütfen ara. Bana kızgınsın biliyorum. İstersen bağır çağır. Ama lütfen aç şu telefonu. Sadece sesini duymak istiyorum. Gelebilir misin? Neredesin? Hisar'daki kafeye gel. Tamam, hemen geliyorum canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Gidemedim. Bilal'i bırakamadın değil mi? Bana bir kez olsun gitme demediği halde gidemedim Ülker. Şimdi beyefendinin halini bir görsen. İki günde nasıl da burnu sürtündü. Artık bir önemi kalmadı. Kızgınlığım geçse de... kırgınım Ülker. Hadi Bilal meraktan ölmeyi hak etti de. Ailenden ne istedin? Hele benden. Haklısın ama bir iki gün herkesten uzak kalıp... ne yapacağımı karar vermek istedim. Nerede kaldın peki? Küçük bir otelde. Ne? Hemen toparlıyorsun eşyalarını, bize gidiyoruz. Sağ ol Hüker. Ama artık eve dönsem iyi olacak. Herkesi çok endişelendirdim. Onlara da bir özür borçluyum. Ay. Saadet teyze. Neden evden çıktın? Dinlenseydin ya. Bırak şimdi beni. Geç otur bakayım şöyle karşıma. Şimdi anlat bakalım. Bu mektubu Bilal'in yazdığını nereden çıkardın? Ama Şükran artık bu konuda konuşmamı istemiyor. Sen de duydun. Uzatma, anlat hadi. Mektup bizim kapıya bırakılmıştı. Ben o sabah eve dönerken Bilal'le karşılaştım. Şükran mektubu bulmadan hemen önce bizim sokaktan çıkıyordu. Canım, Bilal zaten bizim sokakta oturuyor. Öyle de Bilal birinin bizim kapıya mektup bıraktığını görse herhalde gelip bir şeyler söylerdi değil mi? O da doğru. Ya Saadet teyze, baksana mektupta Şeyh Galip'ten falan alıntılar var. Başka kim olabilir ki? Aynı Bilal'in tarzı işte. Evet, onun laflarına benziyor ama bu da yetmez. Bu mektup ne zaman geldi? Yani Feyza ile Bilal ayrıldıktan sonra mı yoksa önce mi? Sonra tabii ki. Hatta ertesi gece... hani biz Bilal'lere yemeğe gitmiştik ya... hani Feyza körkütü kapıya gelmişti. Evet. Ha. Belki de Bilal'in Şükran'a karşı bir şeyler hissettiğini anladı. Belki de o yüzden o kadar sarhoş oldu. Olabilir mi dersin? Yok canım. Bilal'in öyle bir niyeti olsa mektup yazacağını alır Şükran'ın karşısına konuşurdu. Bu o kadar kolay değil Saadet teyze. Niye? Onca yaşanandan sonra Şükran'ın karşısına çıkıp o kadar rahat konuşamaz. Kolay değil tabii. Rüyan çıkacak galiba Saadet teyze. Bak artık Feyza da yok. Aralarında hiçbir engel kalmadı artık. kek yandı. Thank you.
Şimdi kabahatli ben mi oldum yani? Zaten bu evde ne olursa faturası bana kesiliyor. Feyza'nın gidişiyle benim ne alakam var? Sen Bilal'le Feyza'nın birlikte olmasını hiç istemedin. Abimi de hep doldurdun. Peki ya sen? Sen ne yaptın Bilal? Selim Bey'in Feyza'ya olan duygularını bildiğin halde susmadın mı? Hadi cevap ver. Bile bile Feyza'ya hiçbir şey söylemedin. Feyza'ya söylemiş olsaydın belki de ayrılmayacaklardı Bilal'le. Bunu hiç düşündün mü? Şimdi bunların sırası değil ama. Şimdi önemli olan Feyza'nın nerede olduğu. Oh be iyi valla. Abi kardeş beni suçlarken ben susacağım öyle mi? Hayır efendim yeter artık. Sen değil miydin Feyza'nın yurt dışına gitmesini isteyen? Evet teklif Selim Bey'den geldi ama sen de hemen kabul ettin. Sen bilmiyor muydun sanki Feyza'nın depresyonda olduğunu? Emel lütfen. Bazı şeyleri doğru değerlendiremiyorsun. Sen de en az benim kadar endişe ediyordun Bilal'le evlenmesinden. Okulu bahane edip işi uzatacaktın. Vazgeçmesini bekleyecektin. Çünkü sana göre de doğrusu Feyza'nın Selim Bey'le evlenmesiydi. Yakışanı buydu. Sürpriz yapmak istemiştim. Sessizce içeri girip boynunuza sarılacaktım. Ben geldim demek için. Ama anladım ki benim varlığımın hiçbir değeri yokmuş. İsteklerimin, hayallerimin hiçbir değeri yokmuş. Feyza. Sakın. Hepiniz bana ihanet ettiniz. O nasıl söz kızım? Ne diyorsun sen? Bak Feyza, hiçbir şey sandığın gibi değil. Kızım... Yaklaşma bana. Sizi tanımıyorum ben. Hiçbirinizi tanımıyorum. Feyza, lütfen dur konuşalım. Artık konuşacak bir şey yok ama. Feyza, bekle beni. Sakın. Sakın peşimden gelmeyin. En azından bu isteğime saygı gösterin, rahat bırakın beni. Yavrum. Feyza. Feyza yavrum. Feyza. Feyza. Feyza kurban olayım, dur yavrum, dur, dur. Bırak beni. Gece vakti bu halde nereye gideceksin kızım? En azından bu gece kal. Sabah sakin sakin düşünürsün. Babanla yeniden konuşursun ha yavrum. Sen de mi Ayşe Sultan? Sen de mi sakladın benden? Yok kızım. Hiçbir şeyden haberim yoktu benim. Yoksa benim senden gizlim saklım olur mu yavrum? Bırak gideyim. Bu evde artık kalamam. Feyza. Alo. Selim Bey, Feyza her şeyi öğrendi. Ne? Neyi öğrendi? Her şeyi. Konuşmalarımızı duydu. Bütün planlarımızı, sizin ilginizi, hepsini, her şeyi biliyor artık. Allah kahretsin! Ha? Efendim?
bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben sana... Aşağılık herif. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير
Yavrum, iyi misin? Dün gece sana sert çıktım, affet beni. Yaşadığım her yeri ev yapan tek kişi sendin. Ah canım benim, kurban olurum ben sana. Neredesin, ne yapıyorsun? Nerede olduğumu boşver. Endişelenmedi boşuna. Başımın çaresine bakıyorum işte. Yavrum, sen gittiğinden beri çıt çıkmıyor evde. Halan da baban da çok mutsuzlar. Theo da konuşmuyor hiç. Ne olursa olsun onlar senin ailen kızım. Benim kimsem yok Ayşe Sultan. Aslında hep öyleymiş. Sadece anlamam zaman aldı. Yavrum. Boşuna yorma kendini. Dönecek bir evim yok artık. Tek istediğim annemin mezarına gidip ona sığınmak. Hiç konuşmasa da o beni duyar. Sen hep öyle derdin bana. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum kızım. Ben anlatacağım, o dinleyecek. Her zamanki gibi. Sonra belki ağaçtan bir yaprak düşecek. Belki güneş açıp beni ısıtacak. Ve ben anlayacağım ki annem benimle. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, rica ederim, buyurun. Şu bizim ihale. Bir terslik çıkmazsa işin sonuna geldik sayılır. Öyle mi? Yeni gönderdiler. Bakarsınız diye getirdim. Feyza nasıl? İyi. Eve döndü. Bir sorun yok değil mi?
Yok. Sadece biraz kafasını dinlemek istiyorum. Yapabileceğim bir şey varsa. Sağ olun. Siz elinizden geleni yaptınız zaten. Peki. Nereye gitti peki? Söylemiyor ki Zeynep Hanım. Beni yalnız bırakın diyor, başka bir şey demiyor. Evet, sonunda onu buldum. Şimdilik sadece izliyorum. Siz söylemeden bir şey yapmayacağım. Herkesin onu kandırdığını düşünüyor. Haksız da sayılmaz. Hatta bana bile güveni kalmadı artık. Selim dediğin adam kim? Necmettin Bey'in patronu. Peki Şöbilal, kızım gerçekten bu adamı çok mu seviyor? Hem de nasıl. Ben böyle bir sevgi, böyle bir aşk görmedim Zeynep Hanım. İyi de kızımı niye üzüyor? Bilal de çok seviyor. İnanın çok iyi bir çocuk. Başı büyük dertte. İşlemediği bir suçu onun üzerine attılar. Ayşe, Feyza'yı öyle bir başına çaresiz bırakamayız. Onu hemen bulmamız lazım. Gidemedim anne. Gitseydim, hiç tanımadığım bir yerde, yabancı insanlar arasında kaybolacaktım. Ama yapamadım. Her baktığım yerde Bilal'i görüyorum ben. Bu hiç değişmeyecek. Nerede olursam olayım hiç değişmeyecek. Sonra geri döndüm anne. Bir evim var sandım. Ama yokmuş. Ne evim varmış, ne de ailem. Sen yanımda olsaydın anne. Yalnızım anne. Çok yalnızım. Kızım. Yavrum, dayanamadım geldim. İyi yaptın Ayşe Sultan. Bak, birini daha getirdim yanımda. Annenin eski bir dostu. Sizi daha önce görmüş müydüm? Çok uzun bir zaman önce. O zamanlar küçücük bir çocuktun sen. Feyza! Annemle çok yakınsınız herhalde.
haberdar yurt dışındaydım. Yeni döndüm. Buraya gelip anneni ziyaret etmek istedim. Sağ olsun Ayşe de beni kırmadı. Annemle ilgili o kadar az anı var ki aklımda. Sana çok şey anlatmak isterim. Annen seni çok severdi Feyza. Hayattaki her şeyden çok daha fazla. Kendisinden bile. Canım annem. Hep yanındasın biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Gözün nasıl oldu merak ettim. İyi, iyi. Ne çiziyorsun? Oo. Kim bu kız böyle? Tanıdığın birisi mi? Şu yarım haliyle bile çok güzel görünüyor. O sadece bir hayal. Belli mi olur? Bakarsın hayalindeki kız bir gün dükkanın kapısından içeri girivermiş. Ne yapardın o zaman? Hiç. Öylece tutulur kalırdım. Neyse. Daha iyi olduğuna sevindim. Ben artık kreşe gideyim. Kolay gelsin. Sağ ol Şükran. Sana da. Cezaevinde ayakta kalmamı sağlayan tek şey o fotoğraftı işte. Günlerce, gecelerce o fotoğrafı öpüp kokladım. Sonra bir gün kadının biri bebeğimin fotoğrafını yırttı. Sırf onun yatağını yapmadığım için endi biliyor musun? Ah Zeynep Hanım. Kim bilir ne acı günler yaşadınız. Sonra böyle parçaları birleştirip bantladım işte. Şimdi kızımın kalbi böyle paramparça. Ben de Feyza için çok endişeleniyorum. Mezarlıkta kendimi öyle zor tuttum ki gerçekleri söylememek için. Ama sen de gördün işte. Onun bana ihtiyacı var. Ayşe, kızımı arayıp buraya çağırır mısın? Ha? Ne çiziyorsun? Kim bu kız böyle? Tanıdığın birisi mi? Şu yarım haliyle bile çok güzel görünüyor. O sadece bir hayal. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Necati, verdiğim siparişler geldi mi? Yok abi, daha gelmedi. Geç abi. Sen ne yaptın abi? Hiç. Evden çıktım anca geldim. Kızım. Efendim Ayşe Sultan. Teyzem bugün mezarlıkta hiç konuşamadık seninle. Yanıma gel de biraz hasret giderelim. Ben eve gelemem biliyorsun. Ben annenin arkadaşındayım yavrum. Hani bugün tanıştın ya mezarlıkta. Adresi vereyim de oraya gel hadi. Şimdi yabancı birinin evine gelmeyeyim Ayşe Sultan. Biz seninle daha sonra dışarıda buluşalım.
Beni kırma yavrum. Lütfen. Seni mutlaka görmem lazım. Peki tamam, adresi söyle. Merhaba. Sizi rahatsız ettim ama Ayşe Sultan gelmem için çok ısrar etti. Biz de seni bekliyorduk. Gel hadi. Eviniz çok güzelmiş. Teşekkür ederim canım. Teyze nasılsın yavrum? Bilal seni arayıp duruyor. Görüştünüz mü? Neden Bilal'le görüşecekmişim Ayşe Sultan? Ben Bilal için değil. Doğru olanın bu olduğuna inandığım için burada kaldım. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? İngiltere'ye gitmeyip burada kalmanın nedeni sadece bunun doğru olduğuna inanmam. Hayır. Ben sadece öyle düşünmesini istedim. Neden? Onsuz yapamadığımı gizlemek için. Canım kızım. Çünkü Bilal benim onu ne kadar sevdiğimi anlamadı. Bu sevgi için neleri göze alabileceğimi, nelerden vazgeçebileceğimi hiç anlamadı. Biliyor musun Feyza? Sevinç de ızdırap aydınlıkla karanlık gibi arka arkaya gelirlermiş. Belki senin de mutlu olacağın günler yakındır. Seni çok sevenlerle birlikte. Yavrum, aslında seni buraya çağırmamızın nedeni... Beni buraya babam ve halam konusunda ikna etmek için çağırdınız. Hayır. Beni çok sevdiklerini, her zaman iyiliğimi istediklerini söyleyip beni eve dönmeye ikna edeceksiniz değil mi? Hayır. Onlar bana yalan söylediler. Artık kimsenin beni daha fazla kandırmasını istemiyorum. Teyze kızım, aslında biz... Haklısın kızım. Eve dönmeni istiyorum. Çünkü seni çok özledim. İçin rahat etsin diye sana kaldığım otelin adresini bırakacağım. Zaten telefonum açık. Ama lütfen evdekilere söyleme. Söylemem kızım, söylemem. Merak etme. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Otel yerine burada da kalabilirsin istersen. Bir sürü boş oda var. Sağ olun. Size de yeterince rahatsızlık verdim bugün. Hem bu aralar kendine baş başa kalmak iyi geliyor. Nasıl istersen. Yine gel olurum. Ne zaman dertleşecek bir dost ararsan ben hep buradayım. Teşekkür ederim, başınızı ağrıttım. Keşke biz bıraksaydık seni. Yok sağ olun, biraz yürüyeceğim. Görüşürüz Ayşe Sultan. Yavrum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Söyleyemediniz. Çok üzgün zaten. Şimdi bunu kaldıramaz diye korktum. Herkesin onu terk ettiğine, yalanlar söylediğine inanıyor. Aslında hayatımdaki en büyük yalan benim. Öyleyse sizi annesinin arkadaşı olarak bilmeye devam edecek. Yüreği yeniden inançla, mutlulukla dolana kadar. Bunun için de benim mutlaka bir şeyler yapmam. Thank you.
Bir şeyler yapmalıyız. Böyle eli kolu bağlı oturmak çıldırtacak beni. Sakin ol abi. Böyle yaparak kendine de zarar vereceksin. Ne yapayım Gülay? Kızım evi terk edip gitmiş. Nerede olduğu belli değil. Her şeyi yok sayıp oturayım mı? Polise mi haber versek acaba? Feyza olgun bir kız. Başının çaresine bakacaktır. Ona biraz zaman versek. Nasıl sarsıldığını gördün. Ya kendine bir şey yaparsa? Ayşe son zamanlarda çok sık ortadan kayboluyor. Sakın Feyza'yla görüşüyor olmasın. Hiç zannetmem. Görüşse söyler de herhalde. Ayşe. Hayrola, bu saate nereden geliyorsun? Biraz hava aldım. Hava almış. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Rahmetli Aysel abla ne zaman başın sıkışırsa mutlaka onu ara, yardımcı olur demişti. Evet, tabii. Aysel ablanın dostu benim de dostumdur hiç şüphesiz. Keşke şu an yanımızda olsaydı. Rahmetli iyi kadındı. Bende de emeği çoktur. Ben de ona çok şey borçluyum. Biliyorum. Bana sizden bahsetmişti. İçerideyken onu koruyup kolladığınızı, destek olduğunuzu anlatmıştı. Aslında daha çok o bana destek oldu sayılır. Bütün mirasını size bıraktığına göre... Hayır, lütfen yanlış anlamayın. O korkunç hastalıkla boğuşurken sizin neler yaptığınızı çok iyi biliyorum. Aysel ablanın kimsesi yoktu. Zengindi ama para her şey değil ki. En doğru kararı verdi bence. Feyza Şahmaran benim kızım. Ne? Anlamadım. Yani siz Necmettin Bey'in... Karısıydım. Neyse, uzun hikaye. Aysel abla hakkınızdaki her şeyi anlattı bana. Elinizin ulaşamadığı yer yokmuş. Estağfurullah. Beni çok sevdiği için biraz abartmış. Kızımın sözünü biliyorsunuz değil mi? Bilal. Biliyorum. Dürüst ve mert bir çocuk. Başında büyük bir dert var sanırım. Cinayet soruşturması yüzünden her an hapse girebilirmiş. O olaydan da haberim var. Kerim, yani öldürülen kişi yakın aile dostu. Bilal onu öldürebilecek biri değil ama. Ama ne? Bütün deliller aleyhinde. Cinayet silahı hala bulunamadı. Eğer o silah bulunabilirse... Bilal temize çıkabilir. Ya da hüküm giyebilir. Anladığım kadarıyla kızım onu çok seviyor. Kızımın üzülmesini istemiyorum. Bu yüzden de Bilal'e yardımcı olmamız lazım. Sizden onu gözetmenizi rica ediyorum. Ayşe Hanım. Efendim. Son zamanlarda vaktinin çoğunu dışarıda geçirmeye başladın. Ben aslında... Memleketten akrabaların gelecekti. Onlar mı geldi yoksa? Sakın o akrabalarından biri Feyza olmasın. Umarım onu üzecek şeyler anlatmamışsındır. Neden bahsettiğimi biliyorsun değil mi? Zeynep. Onu ilk gördüğünde tanıdın. Ben... Zeynep'le görüşüyorsunuz. Öyle değil mi? Bak Ayşe Hanım. Ben bugüne kadar ne yaptıysam kızım için yaptım. Onun mutluluğu için. Sakın beni yargılama. Feyza için en doğrusu buydu. Zeynep gibi bir annesi olduğunu bilmesi daha mı iyi olacaktı?
kocasını aldatmış katil bir anne. Böyle bir annenin varlığı onu mutlu eder miydi sence? Ben en doğru olanı yaptım. Feyza, mezarda yatan annesini seviyor. Ona saygı duyuyor. Bırak, mezarda da olsa sevdiği bir annesi olsun. Bak Ayşe, seni uyarıyorum. Sakın Feyza'ya bir şey söyleme. Sakın. Söylemem Necmettin Bey. Çünkü annesi varken bana laf düşmez. Vakti gelince kendisi anlatır zaten. Ne oldu? Ne konuşuyordunuz? Arkamızdan iş çeviriyor galiba. Yeni mi anladın? Hoş geldin Ayşe teyze. Buyurun içeri. Yok. İçeri geçmeyeceğim Rezan. Abin evdeyse çağırır mısın? Tabii. Abi, Ayşe teyze geldi. Ayşe teyze hayırdır? Kötü bir şey yok ya. Sana bir şey vermeye geldim oğlum. Kızım işte bu kadar umudunu yitirdi Bilal. Her şeyini, herkesi geride bırakıp gitti. Evi terk etti. Neden biliyor musun? Çünkü senin haklı olduğunu öğrendi Selim Bey konusunda. Babasının, halasının, o adamın duygularını bildikleri halde kendisinden sakladıklarını öğrendi. Her şeyi bildikleri halde onun yanında çalışmasına ısrar ettikleri için bir an bile düşünmeden çekip gitti. Ailesini terk etti. Nerede peki? Burada. Ayşe teyzeden öğrendim. Ne işin var burada? Biraz konuşmak istedim. İçeri girebilir miyim? Söyleyeceklerime geçmeden önce senin bana söyleyecek bir şeyin yok mu? Ayşe Sultan her şeyi anlattı değil mi? Sen de haklılığın tadını çıkarmaya geldin. Tamam. Söyle o zaman, ne duruyorsun? Ne söyleyeyim? Ben sana demedim mi de? Selim baştan beri senin peşindeydi de. Beni dinlemedin de. Söylesene. Haklıydın, tamam mı? En başından beri haklıydın. Başın göğe erdi mi? Hı, erdi. Ayaklarım yerden kesildi. Ama haklı olduğum için değil. Sen geri döneceğin için. Gittin sandım Feyza. Seni bir daha hiç göremeyeceğim sandım. Acımdan ölebilirdim. O zaman neden gitmeme izin verdin? Söylesene, neden kal demedin? Madem Selim'in duygularından bu kadar emindin, neden izin verdin?
Londra'ya onun şirketine gitmeme neden izin verdin? Neden beni koruyamadın Bilal? Neden? Neden beni durdurmadın ha? Neden? 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 Çünkü seni deliler gibi kıskandım, tamam mı? Kıskançlıktan delirdim hatta. Sana, kendime, aşkımıza zarar verecek kadar hem de. Evet, verdin. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar. Bir yüzüğü çıkarmakta kalmadın. Beni de hayatından çıkarmaya kalktın. Hayatından öylece çekip gittin. Şimdi bu odadan sen de çek git lütfen. Feyza, lütfen dinle. Çek git diyorum sana. Git Bilal. Git Bilal, git. Yine niye geldin? Seni alıp götürmeye geldim. Ne? Hemen topla eşyalarını. Bir dakika. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin, tamam mı? Söylerim küçük hanım. Toparlan hadi, gidiyoruz. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Gidiyoruz. Gitmiyorum. Gidiyoruz dedim Feyza. Gitmiyorum. Bırak kolumu. Hem sen kim oluyorsun da bana karışıyorsun ya? Kimsin sen? Ben kim miyim? Ben kimseye boyun eğmeyen, hırçın, asi, inatçı o kıza aşığım. Ve bu şımarık kızın hemen derhal, hiç vakit kaybetmeden karım olmasını istiyorum. ...ve annemle konuşup düğün tarihi belirlemeye. Ben eve dönmek istemiyorum Bilal. Onlarla konuşmak da istemiyorum. Seni eve gönderen kim? Sen istesen de ben göndermem. Hadi bize gidiyoruz. Size mi? Sizin eve. Hı hı. Öyle otelde kalmana izin veremem. Ama... Hiç itiraz kabul etmem. Gel hadi. Geç içeri. Feyza abla, bu ne güzel sürpriz böyle. Hoş geldin. Hoş bulduk Reza. Aç mısınız? Hem de kurt gibi. Günlerdir doğru düzgün bir şey yemedim. Ben bir şeyler hazırlayayım size o zaman. Size de zahmet olacak ama. Terlik vereyim.
Hadi gel benimle. Yukarı çıkalım. Sen burada yatarsın bu gece. Ben salonda yatarım. Daha sonra sana evde güzel bir oda hazırlarız. Tamam. Sofra hazır. Yatağın hiç rahat değilmiş. Bir prensesi ağırlamak kolay değil. Güzel rüyalar. Ben zaten en güzel rüyanın içindeyim. Nasıl? İyi uyudun mu Feyza abla? Uzun zamandır böyle güzel uyumamıştım. Sıcak simitler geldi. Oo, harikasın abi. Nefis kokuyor. Yumurta haşladım hepinize. Zahmet oldu. Yardım da edemedim size. Ama akşam sofrayı ben kurarım, olur mu? Savaşa var mısın? Şimdiden kaybetmeye hazır ol. Ya resmen hile yapıyorsun ama. Yumurta görünmüyor bile. Yoksa kendinize güvenmiyor musunuz hanımefendi? Gelme tabii ki güveniyorum. Çatladı işte, ben kazandım. Sen böyle mutlu olacaksan ben ömür boyu kaybetmeye razıyım. Köyden geldi kızım, tereyağı. Ekmeğine sür, iştahın açılsın. Sağ ol Kevser teyze. Saadet teyze. Hala mı bu mektup elinizde? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben biliyorum ne yapacağımı. Birazdan gidip Bilal'le konuşacağım. O yazdıysa asla yalan söylemez. Emin misiniz? Şükran duyarsa çok kızar ama biliyorsunuz. Ay sen karışma benim işime. Ne yapacağımı senden öğrenecek değilim. Peki. Ben çıkıyorum. Hmm.
pastaneye mi? Yok, önce dükkan için bir şeyler alacağım. Atlı, seni götüreyim. Sağ ol, zahmet etme. Ne zahmeti? Hem şu herif de var, Osman mıdır nedir? Bu aralar tek başına dolaşmamalısın bence. Ne oldu? Yine rahatsız mı etti? Eve geldi yine. Adi herif. Hadi bin. Tamam. Mı istersiniz yemek için? Sen gel yeter. Biz bir şeyler ayarlarız. Hem belki de yemekleri ben yaparım. O zaman bu akşam kesin aç kaldık. Sürekli bizim sokaktasın. Ne olmuş? Kimseye bir zararın var mı? Yok da Şükran rahatsız oluyor. Ne yaptıysam Şükran'a yaranamadım zaten. O katil Bilal'i bile ihbar etmedim onun yüzünden. Düşünsene. Benim gözümün önünde bir adamı öldürüyor. Ama ben sırf Şükran üzülmesin diye bu gerçeği saklıyorum. Doğru mu bu Emre? Ne yani, yalan mı söylüyorum? Gözlerimle gördüm. Aslında durduğum kabahat. Hem zaten Şükran için bir önemim kalmadıysa niye susuyorum ki? Bilal benim evliliğimi mahvetti. Annemin ölümüne sebep oldu. Sen olsan böyle bir adamı korur muydun Hacer? Ha? Söyle, korur muydun? Efendim? Ayşe teyze. Benim Rezan. Aa, buyur yavrum. Müjdemi isterim. Hayırdır? Abim Feyza ablayı bize getirdi dün gece. Aa, ay inanmıyorum. Sahi mi yavrum? Nasıl? İyiler mi peki? Hem de nasıl. Merak etme diye haber vereyim dedim. Hay Allah razı olsun senden yavrum. Sağ olasın. Hoşça kal Ayşe teyze. Aman... İstediğin kadar taş. Kendimi üzemem şimdi. Ha Zeynep Hanım. Zeynep Hanım, gözümüz aydın. Feyza Bilal'lerde kalıyor. İşe geç kaldın bugün. Kafam yerinde değil ki. Bütün gece Feyza'yı düşünmekten uyku tutmadı. O iyidir. Sen biraz kendini düşün. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun acaba? Müjdemi isterim. Şimdi Rezan aradı. Feyza onlardaymış. Bilal'le araları düzelmiş. Mutluymuş yavrum. Sahi mi Ayşe? Sahi ya. Çocuğumun yüzü bundan böyle hep gülecek inşallah. En azından nerede olduğunu biliyoruz artık. Ben doydum. Hadi afiyet olsun size. Barışmışlar. Bilal onu evine götürmüş. Kendi evine. Thank you.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında eve hiç gitmek istemiyorum. Neden? Son zamanlarda Saadet teyze ile aramız pek iyi değil. Belli. Canı sıkılırsa beni ara olur mu? Geçmişte birçok hatam olmuş olabilir. Ama yeni bir sayfa açtım hayatıma. Sizin evdekiler beni sevmiyor. Ama aslında o kadar da kötü biri değilimdir. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Hacer. Yanlış mı gördüm yoksa Emre mi bıraktı seni? Dükkan için alışveriş yapacaktım da yolda rastlaştık. Sağ olsun yardım etti. Emre menfaati olmadan kimseye yardım etmez. Niyeti ne acaba? Ah be abicim ya. Durduğum yerde geldim vurdum. Ya kusura bakma, ehliyeti yeni aldım. Daha alışamadım. Bir şey yok değil mi? Evet evet, yok. Polisi aramamıza gerek yok herhalde. Aramızda hallederiz değil mi? Tabii tabii, olur. Gerçi halledilecek bir şey de yok. İnsanlık hali. Hakkını helal et. Helal olsun. Önemli değil. Alo. Tamamdır efendim. Hallettik. Tamamdır. Alo. Kerim Yarkın cinayetindeki kayıp silah yerine ulaştı. Artık ihbar edebilirsin. İhbar var. Arama yapacağız. Şöyle geç. Silahı buldum. Geçelim.
burası... Beni buraya neden getirdiniz? Sakin ol abi. Biz polis falan değiliz. Birazdan her şeyi öğreneceksin. Buyur böyle geçelim. Şöyle oturun rahatınıza bakın.